Benimle görüleceğin için korkmuyor musun? Ya nişanlının peşine takılmışsa? Dün jinekoloğa gitmişsin. Hülya Hanım'ın kulakları çınlasın. Neden gittin? Neden merak ediyorsun? Hamile değilim derken esas bana yalan söyledin değil mi? Bebek vardı gerçekten. Ne fark eder? Bir şey değişecek mi? Bilmek istiyorum. Bir kez olsun doğruyu söyle bana. Bebeği aldırdın değil mi? Kim bilir, aldırmışımdır belki. Belki de son anda vazgeçmişimdir. Belki de hala içimde senin bir parçanı taşıyorumdur. Kim bilir? Dokunmak ister misin? Sen alay ediyorsun benimle. Kıvrandığımı görmekten zevk alıyorsun. Sen gerçekten çok tehlikelisin Bihter. Dur, daha bir şey yapmadım. Senin bana verdiğin kadar zarar vermedim sana. Ev buradan ne kadar sakin görünüyor değil mi? Ne kadar masum. Halbuki suçlu. O ev hepimizin hayatını değiştirdi. Ev değiştirmedi. Sen değiştirdin. Sen o eve ayak bastıktan sonra değişti her şey. Sen değiştirdin hepimizin hayatını. Yangını sen başlattın. Elimi ateşe uzatıyorum, acıyı hissetmiyorum. Senin sözlerindi bunlar. O zaman yanmaktan korkmuyordun. Şimdi yaralarım çok acıyor, iyileşmeye çalışıyorum. Ben de. Onun için dün gece Adnan'la konuşmak istedim. Bihter, niye şansını zorluyorsun? İstediğin bu değil miydi? Amcamdan ayrılmak değil miydi senin niyetin? İstediğin oldu işte. Niye barışmaya çalışıyorsun hala? Onu incitmeye devam edemezsin. İşte beklediğin fırsatı yakaladın, kullan, bitir işte. Tam zamanı. Niye geri dönmek istiyorsun? Sessiz sedasız çıkıp gideyim hayatınızdan, öyle mi? Bütün yaşananların yükü altında tek başıma ezileyim. Sen de amcanın imkanlarından rahat rahat faydalanmak için Nihalciğinle mutluluk oyunu oyna. Firdevs Hanım'ın kızı buna müsaade eder mi? Daha dur, Firdevs Hanım'ın kızının ayaklarına kapanıp af dileyeceksin. Aşk dileneceksin.